Geçen haftaki konuşmamızda savaştan bahsettik. Savaş dediğin kötülerle iyiler savaşı dediğimiz odur. Sonu ne olur? Halil diyor ki sonu kötü olmayacak diyor. Yani berbat bir iş ama. Şimdi mesela din kitaplarına bakarsanız onlara göre Armagedon veya da kıyamet nedir? İşte kötüler isimleri var. Her dinde kendi isimleri var. Kötüler geliyor ve ondan sonra kıyamet oluyor. Kötüler kazanıyor. Yani kötüler mi kazanır, iyiler mi kazanır? Vallahi işte din kitaplarına göre kötüler kazanıyor, kıyamet oluyor. Sana göre Halil ne oluyor? Vallahi bana göre ne o kazanıyor, ne o kazanıyor. Herkes hakkı kadar. Annem öyle der. Bir gün anneme sordum, dedim bana yardım et anne. Yok evladım dedi. Ya, mümkün değil dedi. Herkes hakkı kadar dedi. Sen de aklın kadar dedi. Dolayısıyla iyiler de var, kötüler de var. Herkes hakkı kadar. İyiyi, kötüyü nasıl seçecek? Zor bir iş tabii. Ama büyük bir felaket olmayacak. Bugünkü gibi devam edecek Türkçesi. Yani ez cümle mantık bir yere varmıyor. Dolayısıyla biz daha ziyade duygularımızla hareket edeceğiz. Ben öyle inanıyorum. Doğa bizi duygularımızla yaratıyor. Mantık denilen şey sonradan insanların icat ettiği bir şey. Onu çok geliştirdik, ettik filan. 16. yüzyıl, 17. 18. yüzyılda bilmem ne filan. Aydınlanma, şunlar bunlar, mantık, matematik, şu bu filan. Sonra arkadan gelme işler bunlar. Bence yani mantık insanı idare etmiyor. Tutkular insanı idare ediyor. Tutkular. Benim bu konudaki görüşüm budur. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz haftaya.